Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Rampage'in Trapper isimli kasasını inceleyeceğiz. Şimdi ben zaman zaman kanalımda donanım ürünleri inceliyorum biliyorsunuz. Notebook kullanıyorum ama yavaş yavaş böyle bir masaüstü bilgisayarlara karşı da bir hani evde bir tane dursun dışarıda notebook kullanırım şeklinde bir düşüncem de oluştu. Sağ olsun Rampage'de bu ürünü gönderince dedim ki böyle bir sistem kurayım ufaktan bakalım nasıl olacak diye. Dış görünümden bahsedeyim ama görüyorsunuz zaten şurada 3 tane 120 santimlik dönen fanlarımız var ki ARGB dediğimiz yani adreslenebilir RGB bu fanlar. Bunların detaylarını birazdan söyleyeceğim. Bir tane de arka tarafta var şurada görüyorsunuz. Yani toplamda 4 tane fanımız var. Kasayı oldukça iyi bir şekilde soğutuyor bu fanlar. Bunun dışında aslında kasanın dış görünümü hani piyasada bulabileceğiniz diğer kasalardan çok da farklı değil. İşte üst kısımda USB girişlerimiz var. İşte güç tuşumuz, reset tuşumuz falan var. Bu arada iki tane reset tuşu var. Sebebi şu. Bir tanesini normal bilgisayarı resetlerken kullanırken diğerini ise bu RGB'lerin rengini değiştirirken kullanacağız. Onun detaylarını birazdan anlatacağım sizlere. Şu üst kısımda bir havalandırma bölümümüz var ki filtremiz biliyorsunuz artık standart. Şöyle şu şekilde çıkarılabilir. Mıknatıslı filtrelerimiz mevcut. Bu şekilde buraya takarak bunu kullanıyoruz. Zaten bu yani standart kasalarda olduğu gibi. Arka tarafı geçtiğimizde de yine aslında standart bir bağlantı yuvaları bizi karşılıyor arkadaşlar. Bunun dışında ön tarafta da klasik bir tasarım bizleri karşılamış oluyor. Şöyle bir cam yan tarafta temperli cam dediğimiz camımız var. Bunun böyle özel bir düğmesi var. Bu şekilde kapağını açıp içindeki bileşenlere buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu arada kasanın üzerinde bir tane de 650 watt'lık PCU var. Şimdi bu güç kaynağı var yani üzerinde bir tane de. Biliyorsunuz kasaların bazılarında sadece kasa satılıyor. Siz güç kaynağını sonunda alıp takacaksınız. Ya da bu üründe olduğu gibi kasanın içinde de bir tane güç kaynağı beraber geliyor. 650 watt'lık bronz bir güç kaynağımız var. Bu genel görünümden sonra bir de teknik özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Rampage Trapper'da RTX Mid Tower kasa olarak geçiyor arkadaşlar. Bir adet 3.5 inçlik, 3 adet de 2.5 inçlik disk var. 3 mm'lik temperli cam kapağımız bulunuyor. 4 tane 120 mm'lik RGB fan var. 2 tane USB 3.0 yuvası, 2 tane USB 2.0 yuvası. 650 watt'lık 80 plus bronz güç kaynağımız var. Ve fiyatı da 2300 TL civarında olduğunu söyleyeyim. Gelelim kullanım deneyimine arkadaşlar. Rampage Trapper aslında bildiğimiz gibi standart bir kasa. Ve özellik olarak baktığımızda da bu RGB olması güzel. Hemen ondan bahsedeyim. Şurada söylediğim gibi iki tane reset tuşumuz var. Bir tanesini bu RGB fanlara bağlıyorsunuz ki zaten bağlı geliyor ama ben bazı parçaları takmak sökmek için çıkarmıştım. Sonra tekrar taktım. Bu düğmeye bastıkça fanın işte renklerini değiştirebiliyorsunuz. Buradan işte mesela şu an bakın kırmızı oldu, yeşil oldu. Şu an bir şey yapmıyorum mesela. Bir daha basayım düğmeye. Bu bir moda geçmiş oluyor. Bir daha basalım. Bu şekilde şöyle yanar döner bir şekilde olabiliyor. İşte bakalım başka ne var. Böyle bir modumuz var. Bir daha basalım. İşte bu şekilde tek renge geçmiş oluyor. Bir daha bastık yeşil. Bir daha bastık mavi. Bir daha bastık biraz daha açık mavi. Açık yeşil. Yine mavi. Mor. İşte böyle yanar döner bir mod geldi. Bu şekilde işte çeşitli renk skalalarını istediğiniz gibi seçiyorsunuz. Yani bu sefer böyle olsun, bugün böyle kullanayım derseniz böyle kullanırsınız. Sonra değiştirmek isterseniz de bu şekilde farklı farklı seçeneklerinde olduğunu söyleyeyim. Bu güzel olmuş. 4 tane olması da iyi olmuş. Önde 3 tane var, arkada bir tane var. Bunlar güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. Diski takmak için içinde oldukça fazla yer var zaten. Hani o kadar diske ihtiyacınız olur mu bilmiyorum ama olanlar için de yer olduğunu söyleyeyim. Kasanın içi çok böyle daraşmalık değil. Ferah olduğunu söyleyeyim. Ben böyle küçük bir anakart taktım. Gayet de güzel durdu. Hani içinde bir sürü de boşluk alanında kalmış oldu. Kabloları vesairesi zaten standart arkadaşlar. Güç kaynağının standart olarak kabloları geliyor. Onları takarak anakartınıza bağladığınızda cihazınızı, bilgisayarınızı kullanmaya başlıyorsunuz. Üzerinde PCU gelmesi önemli. Çünkü söylediğim gibi bazı kasalar üzerinde PCU ile gelmiyor. Ama siz çok özel bir işlem yapacaksınız. Bu 650 wattlık PCU da yeterli olmayabilir. Özellikle böyle çok büyük ekran kartı falan takacaksanız takdir edersiniz ki bu yeterli olmayacaktır. Ama günlük kullanım için ortalama bir ekran kartının 650 watt'lık bu bronz PCU'nun da yeterli olacağını düşüneyim. Gelelim fiyat meselesine. Hani burada konuşulacak çok fazla bir şey yok. Anlatılacak çok fazla bir şey belki yok ama fiyat konusunda bakacak olursak bu tarz kasalarda en uygun fiyatlısı bu ürün değil. Onu söyleyeyim. Ama en pahalısı da değil. Yani ortalama bugünün yani ben bu videoyu çektiğim tarih itibariyle Kasım'ın işte ortalarına sonlarına doğru çektiğim bu videoyu. Fiyatlar böyle 1500-2000 liradan başlıyor. İşte 3-4 bin, 5 bin bandına doğru gidiyor. Tabii kasanın büyüklüğüne göre konuşmakta da fayda var. Ama
benzer boyuttaki kasalar açısından söylediğimde fiyat olayı bayağı bir değişken. Ama en ucuzu değil, en pahalısı da değil ama üzerinde RGB fanların olması ve bunu sizin değiştirebiliyor olmanız noktasından baktığımızda kendi kategorisinde fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak ben kasayı çok beğendim, onu söyleyeyim. Yani fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Ki genelde Rampage ürünleri böyle fiyat performansı yüksek ürünlerdir. Bu modelde o şekilde bir kasa olmuş arkadaşlar. Rampage Tripper fiyatın hakkını veren güzel bir kasa olmuş. Bir incelemenin daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Rampage'in Tripper isimli kasasından bahsetmeye çalıştım. Özelliklerini anlattım. Üzerinde güç kaynağı da olan, yani PCU'su da olan bir kasa bu. Özellikle de böyle orta seviye bir bilgisayar toplayacaksınız ve günümüz oyunlarında güzel bir şekilde oynamak istiyorsanız bu kasa sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Onu da altını çizmiş olayım. Bu ürünle ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım. Hepsini değerlendireceğim. Bunu da altını özellikle çizmiş olayım. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Neden? Bu tarz ürünler geliyor ama geldiği zaman her zaman şunu soruyorlar. Kaç abonem var? Videoların kaç kere izleniyor? Bu tarz konularda bana destek olursanız en azından abone olma, videoları beğenme, paylaşma ve mümkünse yorum yapma konusunda destek olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek tıkla hepsine abone olabilir, takip edebilir ve oradaki paylaşımlarımı beğenebilirsiniz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.